Beni eve götür. Şimdi nereye karar verdin? Hangi sınırdan geçiyorsun? Sınırların durumu ne? İnternetimiz de yok. Şu an navigasyon da çalışmıyor. Can Bey'in keskin 6. hissine dayanaraktan yön ve yer bulmaya çalışıyoruz. Bu gece burada çadırdayız. Macaristan'da belki de hiç durmadıysam 50 tane otelde durdum ve sordum. Hiçbir yerde boş oda yok. Sormasaydır sana buradaki yolların güzel olduğunu kim söyledi? İsmini vermek istemiyorum. Yolda gelip Göteborg'da karşılaştık. 300-400 kilometre yolu uzattık. Yollar güzel diyebilirim. Daha yoluna soktu bizi ya. Otobandan gideceğiz. Ceza yemeden, radara girmeden gideceğiz derken ceza da yedik arkadaşlar. Böyle ağacın arkasında bildiğim virajı dönünce polis bekliyor. Artık işsizlikten o kadar sıkılmışlar ki ağacın arkasında saklanmış İsveç polisi. Süreye Edirne'ye kadar gelmiştik. Dün akşam Edirne'de kaldık. Şu an gümrük kapısına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Saat 2 çeyrek geçiyor. 14.15. Sınır çok yoğun gözükmüyor. Hadi bakalım. Sınır boş. Boş neredeyse, aynen öyle. Arkadaşlar Türkiye tarafında fazla kuyruk yoktu ama Türkiye tarafına çıktıktan sonra Bulgar giriş kapısı şu an yavaş ilerliyor. Biraz tıkalı. %97 şarjla çıkmıştık. Şu an %89. Edirne'den yola çıkmıştık. Bugün günlerden 9 Ağustos. Bu arada onu da söylemeyi unutmayın. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Şu an sınır bu şekilde. Arkamızda şöyle göstereyim. Bayağı araç var. Saat 2.30 şu anda, 15 dakika oldu sınıra giriş yapan. Tam 1 saat oldu sınıra girelim. Şarjımız %83. Tabii dışarısı 36 derece. Bir saattir de beklememize rağmen %3 ya da 4 gibi bir şarj yedi. Şu an Bulgar sınır kapısına girmek için bekliyoruz. Sınırı da göstereyim son durumu, araç durumunu. Şöyle. Arkamız bayağı yoğun. Bizden sonra giren araç sayısı daha fazla. Yaklaşık 1,5 saati geçti aşağı yukarı. Önümüzde 3 araç var. Klima full çalışıyor. 35 derece çünkü dışarısı. Şu an %80 şarjımız. Sınırın son halini de göstereceğim size şimdi. Arkamız bayağı kalabalıklaştı. 1 saati geçti. 1,5 saat rahat oldu. Daha da gelmeye devam ediyor arabalar. Akşam saatine kalınca evet. Sınır çok sıkıntı. Sabah sakindi aslında. Aynen, sabah sakindi. Sonradan bayağı kalabalıklaştı. Saat 4'e geliyor. %79 şarjımız var. Pasaport kontrolden sorunsuz geçtik. Bagajı sadece aç kapa yaptılar yine. Geçen seneki gibi. Pek bir sıkıntı yaşamadık artık. Bulgaristan'a giriş yaptık. Devam ediyoruz Kırcalı'ya doğru. Bu arada son durumu da söyleyelim. Norveç'teki evimizden çıktığımızdan beri yaptığımız kilometre 11.556 kilometre. Şu an Bulgaristan'a giriş yaptık. Saat 4. %78 şarjımız var. Kırcalı'ya doğru devam ediyoruz. Bakalım Norveç'teki evimize vardığımızda kilometre yapmış olacak aracımız. Bulgaristan'dan hepinize günaydın. 2 gece kaldıktan sonra bu sabah artık evimize doğru, Norveç'e doğru yola çıkıyoruz. Çıkmadan önce Samsun'da yüklemeye başladığımız aracımızın Bulgaristan'daki son halini göstermek istiyorum sizlere. Tatatatam, eşimin söylene söylene her zamanki gibi doldurduğu bagajımız. Bir bunun altında da bir sürü şey var. Şimdi hemen içeriği göstereceğim. Atanın ayaklarının altı. Berlin yanı, Berlin ayaklarının altı, koltukların altı, onları söylemiyorum bile artık yani, o kadar dolu. Tabii ki benim ayağımın altı da dolu.
gördüğünüz gibi. Ama bayağı bir eşya götürüyoruz yine. Volvo gibi bu aracımız da gurbet yolunun hakkını veriyor. Sizler neler götürüyorsunuz? Yorumlara yazın. Biz bu sene biraz yiyecek aldık. Fazla kıyafet almadık. Kıyafet fiyatları Norveç'le aynı hemen hemen diye. Burada bıraktığımız eşyalarımız vardı. Onları aldık. Kız kardeşimin çocuklarıyla değiş tokuş yapıyorum kıyafetlerini. Onları aldım oğluma. Her sene getiriyoruz biraz kıyafet. Tabii ki olmazsa olmaz. Anneannemizin bahçesinden pembe domatesler, biberler. Onlar da geliyor bizimle. Yolda yiyeceğiz artık. Afiyetle. Şimdi yola çıkıyoruz yavaştan. Bakalım bagaj kapanacak mı? Kapandı. Saat 10, yola çıkıyoruz. Hava 21 derece, %59 şarjımız var. Hadi Allah'a ısmarladık, seneye görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çok öpüyorum sizi. Ellerinden öpüyoruz anneanne. Börekler için sağ ol. Ama ağlama, üzülüyoruz. Bak üzülüyoruz, ağlama. Hadi 4 gün yoldayız, 3-4 gün sonra haberleşeceğiz. Hadi bakalım. Hadi Allah'a ısmarladık. %80 şarj yapıp çıktık. Kırcali'de Shell vardı değil mi? Yeni istasyon kurmuşlar. Orada dolum yaptık. Şu an Kırcali'ye çıkıyoruz. Evet. Artık o sihirli kelimeyi söyleyelim mi? Söyleyelim bence. Tamam. Beni eve götür. Ev konumuna gidiliyor. Ayarlıyor şu anda. Oo. Şu an istasyonları gösterdi. Sırbistan, Macaristan, Çek, Almanya. Burada işte sırayla gösteriyor. Danimarka, İsveç, Norveç. Norveç'ten sonra da bir günlük yolumuz var. Zaten o son gün bitmiyor hiçbir zaman. Göreceksiniz zaten izlerken. O en son gittiğimiz 10-15 saat bizi perişan ediyor. Çünkü hala hesaplıyor. Şu an rota verdi Sofya'ya kadar ama önce sen bir Sofya'ya git diyor, 200-300 kilometre, sonra sana bakacağız diyor. Yani şuraya bakar mısın? Yani şu an sadece Sofya'yı gösteriyor. Evet. Ondan sonrası böyle yol. Gideceğimiz yola bakar mısınız? Bakalım kaç günde gideceğiz? 3-4 günü bulur ya. Hadi bakalım. Kısmet. Ben 4 diyorum. Aşağısı olursa nasip. Daha iyi tabii. 3 günde gitmek daha güzel de. Bakalım. Çünkü artık iş dönüş zamanlarımız başladı. Eve gideceğiz, daha bir sürü işler bizi bekliyor. Ertesi günde vardiyalar başlıyor. Söyle kızım. Ben bence 10 diyorum. Sen 5 gün mü tahmin ediyorsun? Evet. Beril 5 gün tahmin ediyor. Ben 4 diyorum. Beril'le Atan'ın keyfi yerinde mi? Konforunda çektin mi hayatım? Evet, çok konforlu gidiyorlar. Her taraf yastık. Aralarındaki bağ kesildi. Evet, keyifleri yerinde olan ata oyuncaklarıyla oynuyor. Bakalım 3 gün sonra da aynı şeyi söyleyebilecek miyiz? Aynen. Arkadaşlar, Plovdiv'de durmadık. Sofya'ya kadar attık kendimizi. %12 şarjımız var şu anda. Fakat Tesla'nın süper şarjörü şu an dolu. Bekleme süresi olarak yarım saat veriyor. Hatta gösterelim. Şu an burada dolum ücretsiz olduğu için çok yoğun. İki tanesi arızalı. İki tanesi de arızalı. O yüzden yavaş olan şarjöre gidiyoruz. O da neredeyse Serdika Center'ın içinde bir AVM'de. Oraya doğru gidiyoruz. Hem bir şeyler yiyeceğiz. Aracımız biraz dolarken. Daha sonra tekrar süper şarjörü deneyeceğiz doldurmak için. Bir de bu arada yola yorgun çıktığımız için bu akşam Sofya'da konaklamaya karar verdik. Sonra da sabah erkenden yola devam edeceğiz. Biz de anılarımızı tazelemiş oluruz belki böylelikle. Biliyorsunuz daha önce bahsettim. Bir yıl kadar da Sofya'da yaşamıştık. Gelin geldiğim memleket buralar. İyi gidi günler. Arabayı şarjda bıraktık. Taksiyle Center'a gidiyoruz gezmeye şimdi. Ata'ya değişik geldi buralar. Çocuklara yaşadığımız yerleri gösterelim dedik. Arkadaşlar, taksiyle merkeze geldik. Şimdi çocuklarımıza yaşadığımız, bir dönem yaşadığımız Sofya şehrini gezdireceğiz birazcık. Sonra da otele geçeriz. Bu akşam burada kalacağız. Hemen size etrafı göstermek istiyorum. Sofya'dan hepinize selamlar tekrardan. Karşıda Ulusal Tiyatrosu var Sofya'nın. Bu tarafta kocaman bir parkı var. Çok oturuyorduk bu parkta. Gelip çekirdeklerimizi alıp, çayımızı alıp, kahvemizi alıp.
Genelde hareketli oluyor. Hele de akşamları daha hareketli. Bu arada AVM'den buraya kadar 8 leva falan yazdı taksi. Bir kilometre başına 1 leva 21 stotinke. Şu karşıda hemen büyük bir müze var. Bu tarafta meclis binası, kapıda askerler. Ufak bir şehir turu yapıp döneceğiz arkadaşlar. Şu karşıda da hemen Sofya heykeli var. Arkadaşlar meşhur. Hatay'la gezmek biraz zor tabi buraları. Ama gerçekten çok güzel bir duygu bizim için. Yani evliliğimizin ilk yıllarında yaşadığımız şehri tekrar çocuklarımızla geziyor olmak gerçekten çok güzel bir his. Onlara tanıtıyoruz, biz buralarda gezdik daha önce siz yokken falan diye anlatıyoruz. Sofya'nın en kalabalık caddesindeyiz. Bitoşka ismi. Gördüğünüz gibi sağlı sollu kafeler. Hem yemek içmek hem de alışveriş için ideal. Bayağı da kalabalık oluyor buralar. Biz burada bir dondurma yiyeceğiz şimdi. Evet, dondurmamızı aldık. Küçük top 3 leva. Orta boy 2 top 4 leva. Oturdu şimdi. Burnunu sil. Bel de yine her zamanki gibi bubble tea aldı. Ne kadar aldınız bubble tea'yi? 5 leva. Ben de Japon birası içiyorum. Bulgaristan'da Japon birası. Seninki ne kadar? 5 leva. Yere oturan bir çocuk. Adliyenin önünü de buldun. Günaydınlar arkadaşlar. Sofya'da bir gece konakladıktan sonra saat 10 itibariyle yeniden yolculuğumuza başladık. %70 şarjımız var. Dün süper şarjırda çok dolu olduğu için dolum yapamadık. Sadece nerede dolum yaptın? Villa'da küçük bir yerde AC şarj vardı. Evet. Orada dolum yaptık biraz. Yola devam ediyoruz. Peki şimdi hangi güzergahtan gideceğiz? Onu da alalım. Şimdi Sırbistan sınırına gidiyoruz, Kalotina'ya. Normalde Vidin'den gitmeyi düşünüyordum ama oradaki şarj ağını bilmediğim için ve biraz daha yol uzun olduğu için yoğun olan yere gidiyoruz açıkçası. Sırbistan sınırına gidiyoruz. Biraz da yoğunluk varmış. 2 saat bekleme süresi var diyorlar şu an için. Evet ama dur kalklarda pek şarj yemediği için sorun yok. Sadece bekleyeceğiz. Oradan sonra Aleksinak var. En yakın 182 km ileride. Orada bir şarj yapıp devam edeceğiz. Gelirken de orada yapmıştık zaten. Bu arada yine orada da bedava dolumumuz olacak. İnşallah yoğunluk olmazsa. Şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Evet, sınıra yaklaştık epey bir. Hadi bakalım. Kaç saate geçeceğiz? İnşallah fazla yoğunluk yoktur. Azalmıştır biraz. Bu arada günlerden cumartesi 12 Ağustos saat 10.45 bayağı bir yaklaştık. Arkadaşlar az önce geçtik Sırp sınırından. 10.45 gibi girmiştik biliyorsunuz. Allah'ım şu kuyruğa bakar mısınız? Ben ortasından çekmeye başladım. Şu an saat 12.10 geçiyor. Herhangi bir arama yapmadılar bize. Yalnız vinyet, hatalı vinyet aldığım için vinyet cezamız çıkabilir. Ona çok canım sıkıldı. Mail atmaya çalışıyorum firmalara. İnşallah çıkmaz cezamız. Dua ediyorum şu an yani. Şu an yola devam ediyoruz. Röske'ye mi gideceğiz? Röske ya da Tompa, ikisi de yoğunmuş. Atacağız hangisi daha az yoğunsa oraya geçeceğiz. Röske ya da Tompa, ikisi de yoğun gözüküyor ama hangisi gittiğimizde daha azsa o tarafa doğru yöneleceğiz. Girişte acayip sıra var ya. Allah kolaylık versin sınırda olanlara ve çok sıcak şu anda hava. Saat tam 12. Öğlen sıcağına denk geldiler. Evet, burası yaklaşık 2-3 km kuyruk var burada.
Arkadaşlar bu arada Sırbistan'da bizim hatlarımız çekmiyor. Gelirken hat almıştık. Şimdi ileride bir yerde benzinlikte yeniden yükleme yapacağız. İnternet paylaşımımız olsun diye. Son durumu da söyleyeyim. Saat 1'e geliyor şu an. 12.45. %21 şarjla süper şarjıra varacağımızı söylüyor. Yollar sakin, sınırı geçtikten sonra inşallah Röske ya da Tompa'dan da çabucak geçebiliriz. Arkadaşlar şu an Sırbistan Bosphorus Hotel'in bahçesindeyiz. Karşıda Tesla süper şarjı var. İki tanesi dolu. Arıza da verdikleri var. Bir ya da iki tanesi arızalı, bakacağız. Son mesafemizi de şöyle göstereyim. Evden çıktığımızdan beri 12.300 kilometre oldu. 12.310 kilometre oldu. Şimdi bakacağız hangisi arızalı hangisi değil. Ona göre şarj edeceğiz. Burada bir yemek molası da verip sonra yola devam etmeyi düşünüyoruz. Evet, arabamız şarj olurken biz de anneannemizin yaptığı yollukları yiyoruz. Bize yapmış, sabahın 5'inde kalkmış, bize çörek yapmış. Bahçeden domates, biber toplamış. Sağ olsun, Allah razı olsun. Onları yiyoruz. Bakın burada geldik Sırbistan'da. Ama bir şey söylemek istiyorum. Yine bana diyeceksiniz ki Meltem her şeyi eleştiriyorsun. Ama ben bunu eleştirmeyeceğim de ne yapacağım? Bakın bizden önce gelenler burada McDonald's'tan bir şeyler yemişler. Çöpleri olduğu gibi buraya bırakmışlar. Muhtemelen uçtu. Hemen şurada bir çöp bidonu var. Oraya atmak yerine buralarda bırakmışlar. Geçen sefer de geldim. Burası yine leş içindeydi. Her gittiğimiz yerden çöp toplamaktan o kadar çok sıkıldık ki. Şimdi diyeceksiniz çok eleştiriyorsun her şeyi. Ama ben gerçekten bunu eleştirmeyeceğim de neyi eleştireceğim? Keşke siz de biraz eleştirseniz de dünya daha çok yaşanacak, daha temiz bir hal alsa. Gerçekten çok sinirleniyorum. Her gittiğimiz yerden çöp topluyoruz ya. Eğitim ailede başlıyor. Ben çocuklarıma bunu izah edemiyorum. Bana sordukları zaman anne buraya niye çöp atmışlar? Çöp kutusu şurada, şuraya atmadıkları, atmamışlar da buraya niye atmışlar dediğinde gerçekten izah edemiyorum. Çünkü Norveç'te görmüyorlar yerlerde çöp. Doğal olarak garipsiyorlar burada çöp olmasını. O yüzden her gittiğimiz yerde de ya çöpümüzü elimizde taşıyoruz böyle çöp kutusu bulana kadar ya da böyle toplayıp çöpe atıyoruz. İnşallah birilerine örnek oluyoruzdur. Görenler uyarırlar ya da atmazlar bundan sonra. Temiz bir toplum için temiz bir zihniyet. Şimdi biraz uykumuz geldi. Değişiklik yaptık. Hiç sürmedin dedin. Yine nereden baksan 2 saati geçkindir sürüyorum yani. Uyuduğun için çekemedin. Kanıtım da yok benim sürdüğüme dair. Şimdi nereye geldik? Bu Belgrad'ın girişindeyiz. Yine gişeler var. Gişelere geldik zaten. 4 dakika sonra Belgrad süper şarjırdan şarj edip devam edeceğiz. Aracımız hemen karşıda şarj oluyor arkadaşlar. Kia'nın burada oyun parkı varmış. 1 saat ücretsizmiş ilk üyeler için. Çocukların olduğu alanı çekmek yasak dediler. Çekimi durdurdum mecburen arkadaşlar. Ata oyun oynarken biz de Ikea'ya geziyoruz. Genelde bana en çok sorulan şey, arabanız şarj olurken siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şarj istasyonlarının etrafında genelde alışveriş yapılacak yerler oluyor ya da oyun parkları oluyor. Genelde vaktimizi oralarda geçiriyoruz. Şu an mesela olduğu gibi biz Ikea'yı gezerken arabamız şarj oluyor. Ata da oyun oynuyor. Biraz fiyatlara bakayım dedim. Tabii buranın kendi parası, para biriminde yazıyor. Şöyle birkaç tane örnek çekeceğim. Arkadaşlar burada Tesla'nın süper şarjırı daha var. Ikea'nın karşısında bakın AVM'nin olduğu yerde ekstra şarjırlar var burada. Eğer Ikea'nın oradaki doluysa burada da şarj edebilirsiniz. Biz şu an %99 yapmıştık. Çıkıyoruz ama henüz hangi sınır kapısından geçeceğimize karar vermedik. Buna yolda karar vereceğiz. Şimdi nereye karar verdin? Hangi sınırdan geçiyorsun? Sınırların durumu ne? Şu anda 3 sınır kapısı var yakın çevrede. Röske, Macaristan sınırları bu. Sırbistan'da Macaristan'a geçeceğiz. Röske, Tompa, bir de Bajgok varmış. Ya da Bajmok. Bajmok sınırına gideceğiz. O biraz daha ufak bir yer. 20-30 dakikada geçilmiş orada. Evet. Bu sefer de orayı bir deneyelim bakalım. Şuradaki sınır kapısına gidiyoruz bakın. %43 ile geçeceğiz. Oradan sonra bakalım Szeged'e bizi götürecek mi? Szeged var Macaristan'da. Oradan da devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Arkadaşlar
arkadaşlar, üçüncü kez Sırbistan'da otoyol ücreti ödüyoruz. 560 dinar çekti bu sefer. Toplu olarak videoya yazacağım ne kadar yapıyor euro olarak. Bu arada sınıra 19 dakikamız kaldı, 32 kilometre. %44 şarjla varacağımızı söylüyor. Bu sınırdan ilk defa geçiyoruz. Bakalım sınırda durum ne olacak? Tompa'nın biraz daha ilerisinde. Tompa'nın biraz daha ilerisinde bu sınır. Bu arada yolculuk boyu ben de yeni videoyu editliyorum. Polonya gezimizi ayrı olarak paylaşacağımı söylemiştim, biliyorsunuz. İlk kısmını attım. Bu yolculuk esnasında şu an sizler izliyorsunuz. İkinci bölüm Krakow şehir turu, hem de rehberli olarak, özel rehberli olarak turladık şehri. Onu editliyorum şu anda. İnşallah en kısa zamanda o da YouTube kanalımızda olacak. Bizi desteklemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, ağaçlara bakar mısınız? Nasıl şekil vermişler arabaların geçeceği şekilde. Bir dakika içerisinde sınıra varacağız inşallah. Çok sıra yoktur. Sıra olmasın diye buraya kadar geldik ama bakalım. Ne yazıyor? Subotica. Arkadaşlar, yollarda sınıra gider diye bir tabela da yok. Gerçekten küçük bir şehir burası. Kasaba da diyebilirim yani, şehirden denilecek kadar büyük bir yer değil. Gün yavaş yavaş batıyor. Böyle bilmeyene doğru gidiyoruz yine, bakalım. Hani internetimiz de yok, şu an navigasyon da çalışmıyor. Kocam Bey'in keskin 6. hissine dayanaraktan yön ve yer bulmaya çalışıyoruz. Ya böyle hani diyorlar, şeyin içinden cımbızla çekip alacağız. Ya da kaybolacağız. Ya da kaybolacağız. Geri döneceğiz. Sınır erken geçelim, Tompa'dan geçmeyelim. Çok bekleme vardı derken Röske, daha fazla. Röske, Tompa ikisinde. İkisi de çok fazla beklemişler. 1,5 saati geçmiş bekleyenler. Röske 5-6 saat diyorlar. Tompa 1-2 saat. 5-6 saat mi? Röske. Aman Allah'ım. Allah yardımcıları olsun. Allah çok zor. Bajmok'tan çıktık. Şimdi bir de Bajmok Sos diye bir yer olması lazım. Gün batımına denk geldik. Birazdan batar. Saat 7.30. Biraz yol düzeldi gibi. Bakalım. Bakalım nasıl geçeceğiz. Dın 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 dın. Heyecan darıkta. Yani sınırdaki duruma göre size burayı tavsiye edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Röske'yi, Tompa'yı beklemeyin, buradan kolay mı geçiliyor diyeceğiz, yoksa sakın buralara uğramayın mı diyeceğiz, birazdan belli olacak. Vallahi biz kendimizi riske atıyoruz işte, bak, bilinmeyeni yapıyoruz. Aynen. Öğrendikten sonra siz bilinmiş yol gelirsiniz artık. Aynen, o yüzden çokça emek var, çokça risk var, cesaret var. Yorumları yaparken bunu da göz ardı etmeyin. Desteklerinizi bekliyoruz her zaman. Arkadaşlar, 7 dakika sürdü Sırp'tan çıkmamız. Şu an Macar tarafına giriş için bekliyoruz. Araç sayısı şu şekilde. Sanırım arama yapıyorlar, biraz yavaş ilerliyor. Arkadaşlar, araçları tek tek açıp kontrol ediyorlar. Bagajları falan. Şu an saat 8. Bakalım ne kadar sürede çıkacağız. Arkadaşlar, çok şükür geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok. Bagajı falan kontrol ettiler. İçeriye de baktılar. Böyle durumlarda, sınırlarda ışıkları açıp, camları indirip, sakin bir şekilde geçtiğiniz zaman zaten herhangi bir sıkıntı olmuyor. Aç kapı yapıp gönderiyorlar. Şu an biz size geldiğimiz yeri de gösterelim. Bakın, normalde Tompa ne tarafta? Şuradan ya da şu taraftan Röske'den gelecektik. Ya normalde Röske'den zaten yol. Ana cadde bak, şuradan Röske'den gidiyorsun. Ama kıpkırmızı buralar bak. Evet, hala kıpkırmızı. Sonra ikinci alternatif yol Tompa var. Buradan dönüş var. Burada yoğundu. Biz biraz daha uzattık. Bir tık daha uzattık. Neydi bunun adı? Adını unuttum. Baksalmaz mı? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bazmak mı? Bazmak mı? Baksalmak mı? Öyle bir şey. Şurada hemen ismi gözüküyor zaten. Buradan geçiyoruz oradan arkadaşlar. Geçtik. Şimdi buradan yine Szeged'e bağlanacağız. Macaristan Szeged'de süper şarjıyla gideceğiz. Oradan devam. Bu da Peşte yolundan devam. Evet. Vinyet almayı unutmamamız lazım ama önce. Evet. Dörtten sizden atlayalım. Hadi.
geçebiliriz. 1, 2, 3, 5. Hayır, 4. 5'den ilk önce 4 var. 4. 1 parmak. 1 parmak. 2 parmak. 2 parmak. 2 parmak yap. Ata bu tatilde hem 6-7 ama 5'ten ablasından hem sayıları öğrendi hem de çişini söylemeyi öğrendi. Çok bilimli bir tatil geçirdik. İnşallah eve git. Çocuk büyüdü tatilde 2 ayda. Bir de artık sabahlara kalkar kalkmaz anne bugün nereye gidiyoruz? Arabaya binelim mi diyor. 2 aydır arabada yaşıyoruz resmen. Arkadaşlar Silivri'deyiz. Saat 21:22. Şu metronun karşısında hemen şarj istasyonları fakat şu an epey kalabalıkça. Gördüğünüz gibi 4-5 araç var. Biz de park ediyoruz. Şu an 130 hızı, dolum hızı. Hemen yol bilgisayarından kilometremizi gösteriyorum. 12.800 yapmışız şu ana kadar. Evet, şimdi biraz burada çocuklar bacaklarını açıp koşuyorlar. Bir yandan da biz ne yapıyoruz? Hemen yeni videomuzu izliyoruz. Aracımız şarj olurken. Ama sırf yorum gelmediği için YouTube gördüğünüz gibi öne çıkanlara fazla atmıyor videoyu. O yüzden yorumlarınızın önemi çok büyük. Etkileşim olması ve videonun ana ekrana düşmesi için. Şimdiden teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Arkadaşlar %26 ile vardık. Bir sonraki istasyona hala Macaristan'dayız. Bir önceki dolumu göstereyim size. İlk defa Macar'da dolduruyoruz bu arada. 6.724 görünce bir şok oldum. İnternette çevirdim hemen ne kadar yapıyor diye. Allah'tan 17,5 euro yapıyormuş. Bir an bir tırstım ne oluyoruz dedim yani. Şimdi saat geç olduğu için kalacağız mı? Devam mı edeceğiz? Henüz karar veremedik. Çocuklar uyudular. Biraz dolum yaptıktan sonra karar vereceğiz. Son durum. Arkadaşlar Tatabanya'dan tutun Tata'ya kadar yolumuzun üstünde birçok yere uğradık. Otel bulamıyoruz. Her yer dolu. Yola devam edeceğiz. Yani sınırdan geç çıkanlar büyük ihtimalle ilk buldukları yerde konakladılar. Biz biraz geç kaldık konaklamayı ayarlamak için. Şimdi mecbur Prag yoluna çıkıp yol üzerinde bir yerde durup dinleneceğiz. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Her zaman spontan olmuyormuş demek ki. Bunu da biraz tecrübe etmiş olduk. Arkadaşlar arabamızı şarj etmeye buraya geldik. Aa, araba yok. Çadır var. Gecelik 100 euro arkadaşlar burada. Konaklayabilirsiniz. Macaristan'da şu an bir tane bile oda yok hiçbir yerde. Bu saatten sonra. Benzinliklerin kenarında böyle kalabilirsiniz. Işıktan rahatsız olmasın diye arabayı oraya çektik. Çocuklar arabada yatıyor. Ben de çadırda yatacağım. Ne yapıyorsunuz burada? İyi geceler gençler. 100 euroya çadırım var. Çadırda 100 euro verir misiniz şu anda? Yok, burası daha konforlu. Kamp moduna da aldık arabayı. İyi, hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler size. Günaydınlar. Bugün ayın 13'ü. Günlerden pazar arkadaşlar. Macaristan'da konaklamıştık. Biliyorsunuz. Saat 6.30. Uyandık. Şimdi çadırı toparlayıp yola devam edeceğiz. Arkadaşlar aracımızın bataryası şu an %94 doldu. Son dolum ücreti burada yazıyor. Bunların hepsini şeye ekleyeceğim videoya. Yol bilgisayarından evden çıktığımızdan beri yaptığımız kilometreyi göstereyim size. Artık Macaristan'dan çıkıyoruz. Prag'a doğru devam edecek yolculuğumuz. Oradan Almanya, oradan da kısmetse eve doğru inşallah. Kahvelerimizi aldık. Yola devam. Arkadaşlar Bratislava'ya doğru gidiyoruz. Şöyle yolu da göstereyim. Orayı geçip Brno'da dolum yapacağız. Bu arada hemen niyetlerden bahsedeceğim. Çek Cumhuriyeti için 13 euro, Macaristan için 20 euro, Slovakya için de 12 euro ödedim. Hepsinin linkini açıklamaya bırakacağım. Videoda video eklemek zor olacak. Açıklamadan izlersiniz nerelerden alışveriş yaptığımızı. Şimdi devam ediyoruz.
Arkadaşlar Brno'dayız. Olympia AVM var. %36 şarj ile geldik. Şöyle göstereyim. AVM'nin arkasında süper şarjörler. Burada karşıda da Olympia Park diye bir yer var. Çocuklar için güzel bir yere benziyor. Giriş ücretli sanırsam. Kuyruk var çünkü dışarıda. Şimdi burada batarya dolumunu yapıp yola devam edeceğiz. Bırak yolundayız ama yol birdenbire çok ani duruyor. Yani anlık bir dikkatsizlik kazaya neden olabilir. Bu yolda dikkatli gidilmesi lazım. Yani birden duruyor. Neden durduğunu da anlamış değiliz. Gereksizce yani. Tam hızımızı alıyoruz. Aniden duruyor araçlar. Yan yoldan falan geliyorlar ya. Bunlar sıralarını mı bekliyor? Ne oluyorsa pat diye duruyor. Arkadaşlar şehir merkezine girmemek için etrafından çevre yolundan dolaşıyoruz. Bir sonraki şu süper şarjöre gideceğiz. %30'a varacağımızı söylüyor. Şu an Prag'ın etrafında dolaşıyoruz. Ama hala ne yapacağımıza karar vermedik. Yola devam edeceğiz, kalacağız mı, nerede kalacağız belirsiz. Arkadaşlar Çekya'da ilk defa biz buraya giriyoruz bu arada. Şöyle göstereyim ismini. Lova Sice mi ismi, öyle bir şey. Lova Sice. Burası da güzel bir yere benziyor. Zamek Kalesi varmış yakınlarda bir yerde. Buraya yolunuz düşerse çok büyük de bir kale. İnternetten bakın resimlerine. Bizim şu an öyle bir vaktimiz yok ama bu tarafa yolunuz düşerse gezebilirsiniz. Gezelim istiyorsun ha? Yok, biz devam edelim. Gezelim istiyorsun. Yok, hadi. Günümüz bitti. Artık devam edelim. Arkadaşlar %20 ile vardık buraya. Son şarjdan bu yana 283 kilometre yol yapmışız. Neredeyse 3 saattir hiç durmadan sürüyoruz. Arkadaşlar aracı şarja bıraktık. Hemen burada ara sokakta bir kafe bulduk. Bakın böyle. Hem de çocuklar için güzel bir oyun alanı var. Çocuklar burada oynayacak. Yemek molasını da vereceğiz o sırada. Sonra yola devam etmeyi planlıyoruz. Yani elektrikli araçla uzun yol yapmanın en güzel yanlarından birisi yeni yerler, yeni şehirler keşfetmek. Yine güzel bir şehire getirmiş oldu bizi Tesla. Bu sayede bu şehri de görmüş olduk. Yemeklerimiz bu şekilde. Ben Sezar salatası istedim. İki tane wrap var tosili ekmeğin içerisine. Bunlar da tavuklu. Bir de içecek. 200 gram falan tuttu. Aşağı yukarı 20 euro yapıyor. Çek Cumhuriyeti'nde yaptığımız ikinci dolum. Burada %100 yaptık. Çek kron olarak 546 kron çekti. Ama bunların hepsini toplu olarak videonun üzerine yazacağım kaç euroya denk geldiğini. Şu an buradan yola çıkacağız birazdan. Saat 3'ü 18 geçiyor, 20 geçiyor diyelim. Aracımızın %100 dolu haliyle gittiği kilometresi 517 kilometre ama bunu baz alırken şuna dikkat etmeniz lazım. Hava sıcaklığı, kullanılan klima, araç içerisindeki şarj dolumu yapılan aletler ve ortalama hızınız etkiliyor menzili. Bunu zaten bir önceki videolarda söylemiştik. Burada tekrar edeyim. Şimdi yola çıkıyoruz. Şoför değişimi yaptık. Sınırsız otobanlarında da araç sürmedik demeyiz yani. Kayıtlara geçsin bak, hiç sürmedim diyordun. Sürüyorum. Arkadaşlar Berchtesgaden diye bir yerdeyiz, Berlin'in yakınlarında. %49 ile geldik buraya. Şimdi burada dolum yapıp devam edeceğiz. Hemen size etrafı göstereyim. Elma ağaçları var. Çok güzel de tadına baktık. Yerlere dökülmüş hep. Toplamayana dövüyorlarmış burada. Neye karar verdik? Şoför bey. Çok güzel bir araba geçti yanımızdan. Pensiyalar geçti yanımızdan. Biz de göreceğiz mi o günleri? Göreceğiz. İnşallah. Arkadaşlar Berlin'e yaklaştıkça gördüğünüz gibi
trafik bayağı bir yoğunlaştı. Sağlı sollu ortada yer açıyorlar ambulans için. Daha önce bunu Instagram hesabımda paylaşmıştım. İnşallah bir yerlerde örnek olur diye. Hemen beni linçlediler niye olduğunu anlamadığım bir şekilde. Ama inşallah örnek olur gerçekten. Biz de bu medeniyet seviyesine ulaşabiliriz trafikte. Evet şoför bey, son durumu anlatınız. Ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu? Şeyden, Rostock'tan Trelleborg'a giden gemide yer kalmamış. Akşam 10 gemisinde. Ondan dolayı rotayı değiştirdik. Rotayı şey yaptık, Lübeck'ten geçeceğiz. Lübeck'ten Fehmarn'a geçeceğiz. En kısa gemi yolculuğu yapacağız. 40 dakikalık yolculuk. Geçen sene de öyle gitmiştik zaten. Videoları var hatta kanalda. Geçen sene gelirken oradan geldik. Dönüşte Rostock'tan gitmiştik. Yani geçen sene geldiğimiz yoldan şimdi dönüş yapacağız aynı şekilde. Yalnız geçen sene kaldığımız otel uçmuş fiyatları. O yüzden 90 euroya kalmıştık. Şu an 260 euro olmuş. Aynen 90'dan 260 euroya fırlamış aynı otel. Almanya bizi kıskanıyor. Ve sınır olmayan otobandayız. Ne biçim yol yapmışsınız? Her yer yamalı ya. Bir de bizi kıskanıyorsunuz utanmadan. Evet. Gitmiyor yol. Her yerde yol çalışması var. Daha yeni açıldı. Ya Berlin'den çıkana kadar perişan olduk. Arkadaşlar cam biraz kötü. Kusura bakmayın temizliyorum ama 5 dakika sonra yine aynı. O yüzden yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Biraz böyle gidelim. Benim gözümden görün bakalım. Az önce İsmail YK ile bas gaza aşkım bas gaza çala çala bastı 200'leri. %25 şarjla anca gelebildik buraya. Çok basmışız. Şimdi dolum yapıyoruz. Buradan konaklayacağımız otele gideceğiz. Artık çok yorulduk. Bizi Prag bayağı bir yordu. Berlin'den de çıkamadık şehir trafiğinden. Evet arkadaşlar Hamburg'a giriş yaptık. Hava kararmadan biraz size etrafı çekeyim. Herkese günaydınlar. Bugün 14 Ağustos. Yolculuğumuzun 3. günündeyiz. Günlerden pazartesi. Arkadaşlar Hamburg'u biraz çıkınca şarj istasyonuna geldik hemen. Son durumu göstereyim size. Buradan şu an Fehmarn'a gidiyoruz. Oradan Röbi'ye ineceğiz Danimarka'ya. Ve Malmö'ye doğru devam edeceğiz. Kopenhag'daki köprüden geçip. Oradan da artık Norveç yol güzergahımız bu şekilde. İşin kötü yanı zaten oradan başlıyor. Oradan Göteborg, Oslo'ya kadar hadi bir sıkıntı yok. Evet bizim zaten en büyük sıkıntımız Oslo'dan sonra gideceğimiz yol. Oslo'dan böyle Trondheim, oradan Muş'a gideceğiz bakalım. Zaten son gün hiç geçmiyor. En sıkıntılı kısmı Oslo'dan sonraki gideceğimiz güzergah. Çünkü yollar çok virajlı gelirken gördünüz zaten. Bu arada 23.83 euro ödedik. Burada %82 şarj yaptık. %17 ile giriş yapmıştık. Karşıdan da Almanya'nın meşhur bakerisi var. Baker ürünleri var. Onlardan aldık. Yola devam ediyoruz. Arkadaşlar Fehmarn'a varmak üzereyiz. Köprüden geçeceğiz şimdi. Biraz etrafı çekeyim size köprüden geçerken. Tekşede düşürmüşler. Evet. Ve yol çalışmaları ara ara yine bu yol üzerinde vardı. Tek şeride düştüğümüz yerler oldu. Hala bitmemiş çalışmalar. Şarjla buraya geldik. Gişelerden bilet alacağız. Henüz biletimizi almadık. Her yarım saatte bir buradan direkt karşıya Danimarka'ya geçen feribotlar var. Bilginiz olsun. Kısa süreli. Sanırım 40-45 dakika sürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar 123,5 euro tuttu. Feribota doğru gidiyoruz. Rostock'tan binseydik eğer oradaki feribotlar da 250 eurodan başlıyordu. Yatak hariç. Yatak eklediğiniz zaman 500-600 euroya kadar çıkıyor. Tabii o yolda tercih edebilirsiniz. 7-8 saat. Ortalama 7 saat galiba feribotta kalıyorsunuz Danimarka'ya ya da İsveç'e geçmek için.
Almanya ile Danimarka arasındaki en kısa kullanılabilecek feribot burası. Yani kara yoluyla gidilebilecek en uzun yolu gittik. Buradan daha fazla gidemiyorsunuz. Burada mecbur en kısa feribota biniyorsunuz. Bu da Fehmarn'dan Rødby'ye giden şu. Şimdi karşıya geçeceğiz. Evet, Fehmarn'dan Rødby'ye geçeceğiz. Herhalde yarım saat 40 dakika falan sürecek. Free shop ve market var. Fiyatları biraz çekeyim şöyle. Gazlı içeceği ben burada 2 euro 10 kurona falan alıyorum. Norveç'te pahalı geldi burada. Free shop olmasına rağmen. Arkadaşlar 10.30 gibi indik. Aşağı yukarı 45 dakika sürdü. Rødby'deyiz. Şu an Danimarka'dan devam ediyoruz yolculuğumuza. Feribottan indikten sonra şarj için durduk. Şu an dolum yapıyor. %60'larda falan. Yola çıkacağız birazdan. Malmö'ye doğru devam edeceğiz. Son durumu da göstereyim size. Yaptığımız mesafe şu an Danimarka'dayız. Evden çıktığımızdan beri Norveç Türkiye ve Türkiye dönüşünden Norveç'e kısmını gösteriyorum şurada. Sonra portu değiştirdik arkadaşlar. Yakında bir araç olunca daha yavaş şarj ediyor. Portu değiştirdikten sonra 125'e kadar çıktı. Şimdi 150'nin üstüne çıkınca tabii hızı da düşüyor. Yani onu da belirtelim. Bir boşluk bırakmakta fayda var her zaman şarj ederken. Evet. Cihazların arasında bir boşluk bırakmakta fayda var arkadaşlar. Yalnız şurada dikkatime bir mini karavan çekti. Bir dahaki sene onunla mı gelsek, ne yapsak? Ben bir dahaki sene gelmeyi düşünmüyorum artık. Niye? Dönüş yolu seni biraz yordu. Gelirken eğlene eğlene geze geze gelmiştik. Evet. Arkadaşlar ilk videolarda dediniz asfalt göre göre geliyorsunuz. Çok yorucu olur dediniz ama bence, sence de hatta değil mi? Öyle. Ne? Gelirken o kadar yorulmadık. Durarak geldiğimiz için. Bence orada daha az asfalt gördük. Çünkü konaklayarak ve gezerek, kaldığımız şehirleri gezerek gelmiştik. Şimdi durmadan geliyoruz. Bir iki gece konakladık ama. Durmamış halimiz de bu işte. Yine 4-5 gün. 4-5 gün sürüyor. Yolumuz uzun arkadaşlar. Yani normalde Almanya'dan çıkanlar kadar kısa bir sürede Türkiye'ye gidip gelemiyoruz. Bizim zaten Norveç'ten çıkışımız bile bir gün sürüyor neredeyse. Göreceksiniz şimdi yolda. Arkadaşlar köprüyü geçeceğiz. Birazdan tünele giriş yaptık. Arkadaşlar köprü çıkışında hemen gişeler var İsveç'e girmeden. Bizde otomatik şöyle bir cihaz var. Bip yaptı az önce. Çekti mi tam emin değiliz. Evet, otopastan çekmiş. Artık daha sonra kontrol edip ücretini videoya ekleriz. Ne kadar çektiğini bilmiyoruz. O da bilmiyor. Gümrükleri görüyorsunuz şu an, İsveç gümrükleri karşıdaki.
Kontrol, ilk defa kontrol görüyorum yalnız. Pasaport kontrol yapıyorlar. Bekleyeceğiz tamam. Yok, herkes aramıyorlar arkadaşlar. Biz geçtik direkt. Zaten şüphelendiklerini ya da sorun olanları genelde şey yapıyorlar, çeviriyorlar. Evet, sonunda kara göründü. Malmö'ye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Dönüş geliş videomuzda burada konaklamıştık. Video zaten kanalda var. Yolculuğumuzun ilk videosu. Eğer izlemediyseniz henüz mutlaka onu izleyin. İsveç'in yolları da dümdüz. Böyle. Güzel. İsveç'e çıktıktan sonra şimdi şöyle alıştıra alıştıra geliyoruz. Almanya'nın otobanlarında bastık. Güzeldi otobanları. İsveç'in otobanları da düz ama 110'luk. Şimdi sınırsız, limitsiz otobandan sonra 110'a düştük. Biraz sonra da Norveç'e gelince 80, 90 50-80, ne 90'ı? 50-80, 50-80 virajlı yollar. Ama en azından alıştıra alıştıra oluyor yani. Değil mi? Son güzel yollar bunlar. Ondan sonra Norveç'e geldim zaten. Buralarda işler karışıyor. Ama oranın da manzarası güzel. Kaç şarj istiyor bak şu anda. Malmö'den çıktık. Göteborg'a doğru gidiyoruz. Navigasyonu verdi. Plana uyarsak. Yani navigasyona göre yarın sabah 9'da evimizdeyiz inşallah. Sen git o... git bitmedi yollar. İnşallah. İnşallah öyle de şimdi bir de illaki uyuyacağız. Değişeceğiz. Bence 12'yi bile bulur. Böyle. Şimdi yorumlarda en çok bize arkadaşlar söylediğiniz şey dizel araçla giden kişiler için söylüyorum Sıla yolunu. İşte o kadar yolculuk yapıyoruz, sık mola veriyorsunuz, işte o yol gidilir mi falan dediğiniz için size bir şey göstermek istiyoruz. Sence dizel araç mı avantajlı, elektrikli araç mı avantajlı? Aralarında ne kadar fark olacak? Yani dizel araçla gitseydik aynı mesafeyi eve kaçta varacaktık? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela şu anda bulunduğum yerden eve işaretledim. Şu an Malmö'deyiz. 1522 kilometre verdi Google Maps. Sabah 8.30'da oradayız diyor. 17 saat 57 dakika. Yani 18 saat araba kullansan hiç durmadan, ki öyle bir araba yok. Zaten durmadan kullanamazsın. Hiç olmazsa ilk bir defa yakıt için duracaksın. Hiç mi acıkmayacaksınız? Yemek yiyeceksin. Tuvalet ihtiyacı derken en az 3 mola gerekiyor burada. Yani o kadar sağlam şoförlüğün varsa 3 mola da gidebilirsin. 3 mola versen yarımşar saatten 1,5 saat yapar. Yine saat 10 oluyor. İşte yakıtla birlikte. Yani 10-11 denerken gidemezsin zaten Google Maps'e göre normal bir arabayla. Şimdi de buraya gelelim. Burada biz şu anda şarj ediyoruz. Tahmini 30 dakika diyor. Ondan sonra 17-19'da burada şarj edeceğiz. 19-22-03. Zaten hepsinde duruyoruz. Tuvalet ihtiyacını, yemek ihtiyacını karşılamış oluyorsun. Hem mola vermiş hem elektriğini almış. Ve bundan daha çabuk varmış oluyorsun. Yani normalde işte ben o kadar bekleyemem, edemem, duramam diyenlere söylüyorum. Bu araba daha az yoruyor. Mesela geçen yıl geldiğime nazaran ben daha az yoruldum. Neden? Çünkü 2-3 saatte bir durup ona veriyorsun, bir şey yapıyorsun, kan akışı sağlanıyor ve yola daha dinç devam edebiliyorsun. Evet, 500, çok çabuk uykun gelmiyor. Evet, 500-600 km araba kullandıktan sonra, bir mola verdikten sonra artık dermanın kalmıyor. Bir o kadar daha gidemiyorsun ama 200-300'de bir durduğun için o seni dinlendiriyor ve daha uzun yol alabiliyorsunuz. Evet. Hazır yollar daha bozulmadan bir şoför değişikliği yaptık. Çünkü bugün yolumuz uzun, rota biraz uzun. Eve gitmeyi deneyeceğiz bakalım. Değişe değişe. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Yollar boş şu anda. Fazla araç yok. Yani yolda manzara da güzel. Ne kadar pahalı Göteborg'a? Nasıl istersen? Göteborg'a 100 km kaldı. 95 falan. Evet. Göteborg'a geldik. Girişindeyiz. Daha trafik şimdiden başladı. Akşam trafiği. Saat 5'i çeyrek geçiyor. İstanbul kadar değil ama burada da var gene bir trafik. Şimdi şu tarafı görmen lazım. Tam orayı çekemiyorsun. Görüyorum görüyorum. Daha ileride yol daralıyor. Zaten bak sağ şeridi kapatmışlar. Sol, orta ve sol şerit 40 ile gider bilirsin diyor. Yolu kapattılar. Komple yeni bir şey oldu büyük ihtimalle. İki itfaiye var. Burada ne var? Çek, devam et, devam et. İleride... Burayı da kapatmışlar. Polis gelmiş. Büyük kaza olmuş galiba. Lastiği patlamış büyük ihtimalle. Lastik
Kaza var, kaza var. Sıkışmışlar galiba burada. Türk yalnız bunlar, İsveçli. Arkadaşlar saat 8. Aracımızı şarj ettikten sonra Göteborg çıkışında yeniden rota oluşturduk. Size şimdi son durumu göstereceğim. Ne yaptın? Bize anlat. Normalde Göteborg'dan Oslo, Trondheim, oradan eve gidecektik. Böyle bir rota. Ama biz Norveç'in o yollarına girmek istemediğimiz için buradan Stockholm, Uppsala, ondan sonra ne var burada? Sünoval. Ondan sonra buradan Tornavi, Tornavi'den Muşen'e geçiş yapacağız. Zaten artık son İsveç sınırı. Oradan biri bizim o tarafa döneceğiz. Yani gidebildiğimiz kadar İsveç'ten gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü İsveç'in yolları daha iyi şeye göre. Daha iyi çift şerit oluyor çoğu zaman. Evet. Artı çok fazla hız sınırlarına takılmıyoruz. Bir de Norveç'te son birkaç gün önce sel felaketleri olmuştu. Haberlerde falan da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Birçok yer tahliye edildi. Hatta yollarda heyelanlardan dolayı yarıklar falan oluşmuş. Selden dolayı ayrıca. O yüzden çalışma var dediler. Biz de riske atmayalım. Hem buradan gidelim, daha temiz yol. Hem de önümüz açık, gördüğünüz gibi neredeyse araç yok yani. Gelene bak, burada kamera var. Burada 80'lik burası. Yani şehir merkezi geçişlerinde, şehir içi geçişlerinde 80'e düşüyor. Onun dışında otoban var. 110, 100-110 ile gidiliyor. En azından sollama payınız var. Yani öbür tarafta Norveç yolunda 50-80. Bir tane karavana takıldığın zaman zaten arkasında kalıyorsunuz, sollayamıyorsunuz. Şimdi biraz sonra otoban çıkacak mesela önümüze. Evet, bir de yollar çok virajlı değil. O yüzden bu yoldan gitmek daha mantıklı geldi. 300 km falan yolumuz uzuyor değil mi? Evet. Yani 2,5-3 saat uzatmış olacağız yolumuzu aslında. Ama biraz daha temiz bir yoldan ve az virajlı bir yoldan gideceğiz. Ayrıca arkadaşlar şu an saat 8 ve gördüğünüz gibi hala aydınlık, beyaz geceler yükleniyor ve bol manzara. Bu yoldan da ilk defa gidiyoruz. Sizi de çekmiş olalım bu yolu aynı zamanda. Bakalım neler göreceğiz yol boyu. Şimdi 70'e düştü. İnşallah böyle değildir. Böyle dedik, yol güzel dedik. 70'e düştü. Biraz sonra da 50'ye düşerse pişmanlık. Ya maşallah, dediğin 3 gün yaşamıyor, böyle bir şey olmaz. Vallahi öyle. Manzaralar güzel. Neyse artık yavaş yavaş gidip manzaranın tadını çıkartalım. Evet arkadaşlar, biraz şehir içinden geçtikten sonra yol yine açıldı. Bayağı bir geniş. Şu an hız limiti de 80 gösteriyor ama büyük ihtimalle 120'ye çıkacak birazdan. Diye geldik. Gece çalışmaya denk geldik yine. Tamam, bir yandan yolu kazıp bir yandan yol yapıyorlar. Bir taraf yolu kazıyor, temizliyor. Bir taraf asfaltı döküyor. En sonunda silindir üstten geçiyor. Şansımıza bak ya. Yol çalışması yok diye girdiğimiz yola bak. Ama senin şoförlüğün bayağı ilerledi bu arada. Aynen. Maşallah, nazar değdirmeyelim. Maşallah, subhanallah diyelim. Arkadaşlar bir maşallahınızı alırız. Aynen. Bu aralar fazla kullandım. Dönüş yolunda bayağı kullandım. Ama sen modunu söylemedin bana. Bunun modları var, süper modu var, ne bileyim sakin modu var deseydin böyle olmayacak. Sakin modunu aldık. Sakin yazıyor. Sakin modunu aldığından beri kullanıyor. Bariyeri düzeltiyor. Aha, bariyeri bağlıyor bak şurada. Geçtim. Yani yol güzel diye girdiğimiz yol sis bastı, yol çalışması çıktı, önümüze geyikler atlıyor. Eve gitmeye çalışıyoruz. Oğlum eve gitmeye çalışıyoruz. İnşallah gideceğiz bir ara. Saat bu arada 21.37. %30 şarjımız var. Sonraki istasyona kaç dakikamız kaldı? Yine gitmeyeceğiz. 40 dakikalık yolumuz kaldı. İnşallah gideceğiz. Arkadaşlar kapanmadan son an siparişlerimizi Burger King'den verdik. Yolumuz uzun biliyorsunuz. Bir şeyler atıştıralım dedik. Hemen size fiyatları göstermek istiyorum. Bir Chicken Royal, iki tane çocuk menüsü, bir de şey var, sandviç var tek bir tane. Hepsi 281 İsveç kronu yaptı. Aşağı yukarı 26-27 euro falan denk geliyor hepsi.
Batarya %13 iken giriş yaptık, saat 23.17. Aa, takar takmaz %16 yaptı bile. Evet. Çok hızlı doluyor. Hızlı dolum yapıyor şu anda. 212 kahvayla öyle. Hepsi 250'lik olanlardan, çünkü hepsi tekli gördüğüm kadarıyla. Böyle büyük geniş bir arazinin içerisinde alışveriş yerleri de var karşıda. Arkadaşlar günaydın diyebiliriz, artık saat 5. Karşıda gün doğuyor, biz hala yoldayız. %22 bataryamız. İstasyona da 24 dakika yolumuz kaldı. Yolumuz mu değişti ben uyurken? Evet, rotayı değiştirdim. Niye değiştirdi acaba? Şöyle gidiyoruz şu an. Belki daha kısaymış o saat. Biraz daha kısaltmış galiba yolu. Neredeyiz? Ya da zaten öyleydi de. Şurada bir yerde yapacağız. Şu civarda bir yerde yapacağız. Arkadaşlar şu an Sundsvall'dayız. İsveç'teyiz hala. Şöyle rotayı göstereyim. Yani Danimarka'dan girdik biliyorsunuz. Stockholm'un yakınlarından bir yerden geçip yolu yarıladık. Daha ama gideceğimiz yere 563 kilometre yolumuz var. Vardığımızda %17 ile orada varacağımızı söylüyor. O yüzden bu son şarj istasyonu. Oradan sonra artık zaten eve bir şey kalmıyor. Evde garajda şarj ederiz. Gördüğünüz gibi 24 saattir yoldayız ve hala Norveç'e giriş yapamadık. Evimize varamadık. Norveç ile Türkiye arasını 4000 kilometre hesaplayıp bana ayar veren yorumlardaki arkadaşa da buradan selam olsun. Gördüğünüz gibi biz Oslo'da yaşamadığımız için zaten eve gitmemiz bir gün sürüyor. 15.540 kilometre olmuş. Tam 20.000 olmasa da yaklaşacağız 20.000'e gibi gözüküyor. Şimdi devam edeceğiz. Burada fullleyip akşam 4-4.30'larda evde olacağız gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. %93 şarjımız var şu anda. 560 kilometre yol var eve kadar. Ve %24 eve varacağımızı söylüyor. Yani %70 şarj ile 560 kilometre yol gideceğimizi söylüyor. Bakalım götürecek mi? Yani normalde arabanın menzili 517 kilometre mi indi? Normalde 565 kilometre ama hiçbir zaman vermedi mesela. Bak burada şu an şöyle göstereyim. Şu an 476 gider diyor burada. Demek ki arada sıfıra kadar. Ne yaptı?
yapacak, arada dolum mu yapacak, neyi hesaplıyor? Demek ki yoldaki eğimi hesapladı. Ondan dolayı da geri kazanımları da hesaplayınca böyle bir şey çıkardı ortaya ama %21 yaptı şimdi. Aynen. Bakalım gidebilecek miyiz dediği gibi. Ata diyor ki sabah kalkmış, anne bugün nereye gidiyoruz? Oğlum eve gidiyoruz diyorum. Hayır gitmeyelim diyor. Çocuk arabada büyüdü resmen. Alıştı artık arabada. Alıştı artık. Alıştın mı oğlum? Tacını da takmış. Sen konge mi oldun? Ata. Ata. Pişt. Bugün nereye gidiyoruz anne desene be. Çekildiğini anlayınca öyle yapıyor. Otoban var diye geldik. Otobanı daha yarısını yapmıştık. Otobanı geçtim. Çoğu yol yine 50'lik 80'lik. Ondan sonra böyle geldik bakalım. Bu sene de böyle oldu. Az bir yolumuz kaldı ama 30 saattir falan herhalde yoldayız. Dün Hamburg'dan çıktık. Sabah saat 7'de. Şu an saat 2. 24. Tabii 30 saati de geçmiş. Yeni rekor kırdık artık. Aynen. Asfalt görmeden gideceğiz derken asfaltta geçti ömrümüz. Yolda yaşlandı yemin ederim. İsmail'e kayla bas gaza aşkım bas gaza diye gidiyorduk. Bergen'e bağladın en son, yazık oldu ömrüme diye. Aynen. Bir kere dinleyin. Dinleyin beni. Son halimiz böyle. Abi perişan olduk ya. Ay çocuğu uyandırma. Dinleseydiniz. Aslında burada uyuyor. Gerçi uyandı. Günaydın. Bırak. Şey. Evet, yazık oldu ömrümüze. Yapacak bir şey yok. Saat 2. Şu an böyle gidersek akşam 6'ya doğru falan evdesiniz diyor. İnşallah bu sefer doğru bir tahminde bulunur. Gerçi biz onu dinleseydik 9'larda falan evdeydik ya da en geç 11'de evdeydik yani. Yolu sapmasaydık da. Neyse, böyle kaderde bunu yaşamak varmış, yapacak bir şey yok. İsveç'in de içinden geçtik, görmediğimiz şehri kalmadı yani. Köyü, şehri. Köyü, kasabası. Arkadaşlar, çekmiştik biliyorsunuz, %20'lerde eve varacaksınız demişti bize. -3, -4'e falan düştü. 80 km hızla gidersen diye hesapladı büyük ihtimalle. %20'lerde varacaksınız demişti. Tek şarjla gideceksin demişti ama tespiti tutmadı. Çünkü biz yolla... Baba. Çok bazı yerlerde çok çalışma vardı zaman kaybettiğimiz baba. İçin biraz yüzde gidilen yerlerde biraz 105-110 o şekilde gittik. Ama. Şu an İsveç'te son sınıra yakın yerdeyiz. Buradan artık eve yakın bir noktadan çıkacağız. Oradan sonra 2 saatlik bir yolumuz kalacak inşallah. Son kez şarj ediyoruz. Bu büyük ihtimalle yetecek bize. Hayatım sormasaydır sana buradaki yolların güzel olduğunu kim söyledi? İsmini vermek istemiyorum. Yolda gelip Göteborg'da karşılaştık. Herkesin de tanıdığı birisi. Şimdi söylersem deşifre olacak. Ama şuraya bak ya. Bu ne ya? 300-400 km yolu uzattık. Yollar güzel diye bile. Şu an Norveç, İsveç milli parkları var. Björk, Bafnet diye geçiyor. O bildiğin o dağın üstünden geçiyoruz yani. Dağ yoluna soktu bizi ya. Otobandan gideceğiz. Ceza yemeden, radara girmeden gideceğiz derken girdiğimiz yola bakar mısınız? Hem bu arada hem yola girdik hem neyse sen söyle. Bu arada ceza da yedik arkadaşlar. Yani öyle bir kuytu kasabadan geçerken yedik ki cezayı size anlatamam. 50'lik yolda kasaba girişinde 62 ile radara girdik. Böyle ağacın arkasında bildiğin virajı dönünce polis bekliyor. Artık işsizlikten o kadar sıkılmışlar ki ağacın arkasında saklanmış İsveç polisi bizi yakaladı. 62 ile radara girdik ve 2400 kron ceza kestiler bize. Yani yolu uzattığımıza mı yanalım? Radar cezası yediğimize mi yanalım? Yani astarı yüzüne geçti ya gerçekten. Nasıl bir şanssızlıktır bugünkü bizim. Neyse yapacak. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var.
buraya kadar. Bence buraya daha kadar. Artık arabayla marabayla bir yere de gitmezsiniz. Birkaç sene ben arabayla gitmem herhalde diye düşünüyorum. Yediğin radar cezasından sonra ne kadar yapıyor ya? 240-250 euro falan mı yapıyor ceza? Evet. Aşağı yukarı öyle ya gerçekten. Gerek yapıp yakalanmıştım ortalamaya. Aa, biz onu söylemeyi unuttuk. Biz bir de Norveç'i daha çıkmadan Avdal'da yakalanmışız. O da sonradan geldi arkadaşlar. Yeni haberimiz oldu. Onda daha beter. Norveç'in cezaları çok yüksek çünkü. En düşük cezası 450 Euro'dan başlıyor. Değil mi? Aşağı yukarı öyle bir şey olması lazım. Ve en düşük cezayla yemişiz. 80'lik yolda 92 ile yemişsin onu da. Ya o kadar komik şeyler ki, kilometreler ki. Yani böyle hani 150-200 ile geçsek diyeceğim ki hak ettin ama yapacak bir şey yok. Artı 12 ile cezaya iki seferdir radar yiyorsun ve 450-250 oh maşallah astarı yüzüne geçti yani şu an tatilimizi. Geçmiş olsun. Demek ki bunu da yaşayıp görecekmişiz. Ne yapalım? Sağlık olsun arkadaşlar, yapacak bir şey yok ya. Çok üzüldük ama artık üzülmeyeceğiz. Kazasız belasız bir şekilde evimize gidelim de çalışıp ödeyeceğiz cezalarımızı. Peki sizce biz kaç saatte gideriz? Ya biz 30 saati geçti yoldayız. Ya 30 saatte nereden nereye gidersiniz? Bize yazın yorumlara. Ben 30 saatte şuradan şuraya varırdım, siz eve varamadınız diye yazın bize. Gerçekten hak ettik bu yorumu. Hak ettik, yazın. Şu yolların kötülüğüne biz buradan nasıl çıkacağız? Biz bu dağdan eve nasıl gideceğiz bilmiyorum şu an. Almanya'dan buraya kadar geldik de işte... Yaklaşık bundan sonra bitmedi yol ya. 1800 kilometre falan. Yani normalde zaten 24-25 saatte geliyorduk ama 6-7 saat daha fazla uzattık. Şuraya baksana, geçtiğimiz yollara dağdan gidiyoruz resmen. Deniz seviyesinin bayağı üstündeyiz. Evet. Hadi inşallah az kaldı. 2.7 kilometre sonra bak bakayım ya. İnşallah çıkacağız bu yoldan. Buradan çıkıyoruz da gittik. Yine virajlı yollar. Yine Norveç'in virajlı yollarına gireceğiz bu sefer de. Allah bize kolaylık versin. Bu nedir arkadaş? Bakar mısınız? Daha evimize de bir dünya yol var. Şuraya gidiyoruz. Yani manzaralar harika da dağa inmeye başladık. Buralarda kampingler, balık tutma yerleri falan da var. Güzel yerlermiş gerçekten. Yani şu an çekilmiyor. 30 saattir araba kullanınca. Aşağıya doğru dağa tırmandık, iniyoruz. Şu an şeye yaklaştık herhalde, Norveç sınırına. Çünkü tabela gördük az önce. Hele şükür bir Norveç tabelası gördük yani. Şu an Norveç'teyiz. Girdik Norveç'e de. Girdik mi? Tabii, burası Norveç. Burası Norveç'miş. Ondan yollar bu kadar virajlandı. Yeni algılıyorum durumu. Evet, Norveç'e giriş yapmışız farkında olmadan. O yüzden bisikletle gidiyordum. Evet, az önce... Ya gerçekten bu Norveçlileri ben anlayamıyorum ya. Biz bu yollardan arabayla zor geçiyoruz. Bir tane adam yokuş yukarı bu yağmurda, bir de yükü de var, bisikletle çıkıyordu ya. Helal olsun ya gerçekten, cesaretine ötürü. Ben de ötürü nasıl bildim Norveç'i? Tebrik ediyorum Norveçlileri. Bisiklet aşklarını da tebrik ediyorum. Her yere bisikletle gidiyorlar. Hiç yağmur, çamur, hava kötüymüş. Hiç. Allah maşallah. Ben her gün bisikletle okula. Evet kızım, sen de bisikletle gidiyorsun. Sen yarı İskandinav sayılırsın zaten. Bana uzak, Allah'a yakın olsun. Abi ben hayatta, ya bırak bu yolda sürmeyi. Normalde zaten sürmüyorum bisikleti, o ayrı mesele de. Bana para versen çıkmam şu yokuşu yani bisikletle. Ama helal olsun. Ben tebrik çıkarım. Ediyorum. Şimdi Namsskogan'a gidiyoruz. Ata artık sürekli gidiyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz diye sormaya başladı. Nereye gidiyoruz biliyor musun Ata? Nereye gidelim oğlum şimdi? Namsskogan'a gidiyoruz. Ay yes ya. Yes ya. Ata, peki o zaman şimdi eve gidiyoruz. Yay! Eve gidiyoruz. Eve gidelim mi? Hayır, gidemedim. Oğlum 20 bin kilometredir yollardayız. 2 aydır arabadayız, büyüdün. Eve gidelim artık, evini özlemedin mi? Ata da, abla bak. Özlemedin mi evini oğlum? Okula gideceğim mi, arkadaşlara gideceğim mi? Yine yap Ata. Arkadaşlara gideceksin mi? Öyle. Çocuk arabada büyüdü resmen. Mom
Mami. Kreşe gidecek misin? Ne? Kreş mi? Gezmek güzel. Anneye gitmeyelim de. Ama babanın işi var. Evet, yarın sabah işteyiz bu yorgunlukla. Evet, bu yorgunlukla işe gidecek baba. Geçtiğimiz yola bakar mısınız, virajlara? Bu virajlara girmeyelim diye yolu uzattık aslında. Neyse, az bir şey girmiş olduk en azından virajlı yola ya. Yani gerçekten burayı da sürekli virajlı sürmek de zor. Neyse, ben buraları merak ediyordum zaten, öğrenmiş oldum. İlk defa geçiyoruz bu yoldan gerçekten. Norveç'in ulusal parkı var. Björkefjell, meşhur bir dağ. Oranın milli parkından geçiyoruz şu an. Olumlu yönünden bakmaya çalışıyorum duruma. İyice sinirlerimiz bozulmasın diye. Üşürsün tabii. 16 dereceye düştü hava. Üşürsün tabii. Çoraplarını kim dedi çıkar diye? Aynen. Giy bakayım çoraplarını. Bütün el ya. Sonsuzluğa doğru giriyoruz. Gidiyoruz. Sırayla geçiliyor. Yeşil yanıyor bize şu anda. Önce biz geçeceğiz. Karşıdan bir araba gelirse şimdi ona kırmızı yandı. Arkadaşlar, Steinfjell diye bir dağın tünelinden geçiyoruz şu anda. Ve tek araba geçebiliyor bu tünelden. Bize yeşil yandı. Eğer karşıdan bir araba geldiyse şu an bekliyor bizim geçmemizi. Neyse, sizler de bizim sayemizde Norveç'in ve İsveç'in bilinmeyen yollarını görmüş oldunuz. Deneyimlemiş oldunuz. Bence biz bu videoda bir süper teşekkür hak ediyoruz. Bir moral için süper teşekkür gönderirsiniz diye düşünüyorum artık. Dağın zirvesinden geçiyoruz şu anda. Naskolgun tabelasını gördük, yaklaştık. Şu an 1 saat 45 dakika kaldı diyor. Evet. Bu dağa indikten sonra herhalde bayağı bir yakınlaşacağız. E6'ya bağlandığımı zaten eve geldik sayıyorum ben artık. Artık asfaltı öpersin inince. E6'ya çıkacağız ama burada da şu an trene denk geldik. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. 1,5 saatlik yolumuz var hala. 118 kilometremiz kaldı. Tren geçince geçeceğiz inşallah. Evet, artık bildiğimiz yola çıkıyoruz en azından. Bir sen eksiktin, sen de geldin. Bir türlü bağlanamadık E6'ya. Yük trenine denk geldik. Git bitmiyor. Heh, açılacak herhalde. Hazırla. Şimdi yanar yeşil. Şükür. Evet, bir şey konfeti falan patlatalım. E6'ya giriyoruz. Şampanya patlatın, konfeti patlatın çabuk. Trafik var diye girmek istemediğimiz E6'ya şimdi girdiğimiz için konfeti patlatacağım. Gerçekten tam konfeti patlatmalık oldu. Şükür. Bağlanıyoruz E6'ya. Yani direkt şu an dağları aşıp bu yola bağlandık. Yani arkadan gözüküyor. Bir yola git, dağ çek. Şu tepedeki dağdan indik aşağıya. Onun arkasında kaç tane dağ geçtik biliyor musun? Aynen. Şu en yukarıdaki dağdan beri aşağıya indik. Neyse, 1,5 saatimiz kaldı. Artık bildiğimiz yerlere geldik. Boşuna demiyorlar, en iyi yol bildiğin yoldur. Bundan sonra yoldan şaşmayacağız. Bu da bize ders oldu. Evet arkadaşlar, sonunda bizim bölgeye geldik. Nur Norge tabelasında gördüğümüze göre artık eve geldik sayılır. Muşen tabelasında öyle 100 kilometre. Arkadaşlar, bir 67 kilometre yolumuz kaldı. Şoför değişikliği yaptık. Yaklaşık bir 50 dakika falan sonra herhalde evde olacağız. Sen gidersin dedi, verdi gazı. İyi getiriyoruz be eve kadar. Olacak o kadar.
maşallahınızı. Yürü be aslansın sen, kralsın sen, yorumlarınızı alırım. Sen erkek misin? Niye canım, kadınlar da kullanıyor gayet güzel araba. Yok ama sen kız anısın, kral mısın? Kraliçe desinler o zaman. Neyse, nazar değdirmeden eve bir varalım mı sana? Neyse, aynen bence de. Yok ya, çok kötü şoförüm, hiç süremiyorum ya. Aynen, nazar değmesin şimdi. Evet yani hiç süremiyorsun, çok kötü sürüyorsun. O değil de gene de buranın doğası, buranın güzelliği hiçbir yerde yok. O kadar yol geldik. Aynen. Yine buradaki doğal güzellikler bir başka. Evet arkadaşlar, sonunda nihayet kara göründü. Birkaç dakika içerisinde gelmiş oluyoruz. Yorgunluktan bittik artık. 6'ya çeyrek var. 17.44. Bir de şey en çok soruluyor. Tahminler kusuyor mu? Neye göre değişiyor? Onunla ilgili bilgi de verelim kapanışta. Bize kaçla varacağınız tahminleri tutuyor mu diye sormuşlardı. Tutuyor tutuyor. O tahminleri genelde eğimine göre, hava sıcaklığına göre falan bayağı bildi yani. En son en son aldığımızda mesela %13-15 civarı geleceksin diyordu. %16 ile getiriyor bizi şu anda. Araba sonuçta elektrikli. Elektrik harcayan her şey arabanın şarjını yiyor. O yüzden Barış şeyini saptırabilir yani. Saptırabiliyor. Havanın sıcaklığı, virajlar, yani her şey. Yani ağırlık, yükü. Şu an belki 3 ton yük taşıyoruz. Evet. Şu an tıklım tıklım. Türkiye'ye getirdik evet. Sırtımızda. Kanalımıza abone olmayı ve like at, bu videoya like atmayı unutmayın. Bence bu video bir de süper teşekkürü hak ediyor diye düşünüyorum artık. Eğer süper teşekkür göndermek isterseniz videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayabilirsiniz. Evet. Ve kanalımızın büyümesi için desteklerinizi, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, süper teşekkür olayı olabilir çünkü 2 tane ceza yedik. Güzel olur yani bence. Ya cezalar zaten yol ücretlerini aştı gitti yani. Bakmayın, gülerek söylüyoruz. Sinirlerimiz bozulduğu için söylüyoruz. Gerçekten canımız çok sıkıldı yani açıkçası. Yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanır. Artık güzel bir tatil yaptık. Bu tatilin sonunda da artık evimize yaklaştık. Gelmek üzereyiz. Yani sağ salim vardık çok şükür. Evet. Yani en azından ona sevinebiliyorum. Ya şey çok komik. Böyle hani işsizlikten midir diyeyim, güçsüzlükten midir, o kadar küçük bir kasabada oldu ki radar şeyi, artık orada polisin olacağına ihtimal bile veremezsin yani. Çünkü insan bile yok kasabanın içinde. Evet, evin garajını da gördüğümüze göre artık kilometreyi gösterebilirim. 24 Haziran'da evden çıktığımızdan beri yaptığımız mesafe 16.104. Arabayı sıfır almıştık, tekrar hatırlatayım. Zaten sıfır aldıktan sonra direkt yola çıktık, fazla kullanmadık. Teslim aldıktan sonra 16.906, neredeyse 17.000 kilometre yol yapmışız arkadaşlar. 20.000'de bir şey kalmamış. Biz aşağı yukarı bir tahminde bulunmuştuk 20.000 yaparız diye geçen seneden yola çıkarak, ama hatırı sayılı bir rakam yapmışız yine de. Şimdi hepsini tek tek açıp göstermeyeceğim ama kıyafetleri, yiyecektir, evde kalan diğer eşyalarımızdır, yaptığımız alışverişlerdir, hepsini getirmişiz yani. Geçen sene Volvo'yla üst bagajda olduğu için bayağı bir eşya getirmiştik. Ama bu da hiç fena değil. 3 ton yapmışız arabayı bence. Ayakkabıları koydun, yarısı mutfakta oldu. Evet, bazı şeyler de mutfakta şu anda. Yani çoğunu yerleştirdin zaten. Aynen. Daha yerleştireceğim çok şey var ya. Çoğunu yerleştirmedim de. Yani sulu oldu şimdi. O zaman bana kolay gelsin. Hadi çiçeklerimizi sulu oğlum. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Artık çok yorulduk. Bir an önce eve geçmek istiyorum. Yeni videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bize bol beğeni ve yorumla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.